Sanat hayatının bugünkü konuğu Fırat Arapoğlu. Merhaba. Merhaba. Fırat Arapoğlu, Türkiye'nin önemli sanat kurumu, sanat eleştirmenleri, uluslararası bir derneğin dönem temsilcisi. Derneğin adı, tarihi, oradan başlayalım. Fırat Arapoğlu'nu Ulusal Kanal izleyicileri, kurumu temsil eden kişi olarak kurumla birlikte tanısınlar. Peki, öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Benim formasyonum sanat tarihi, sanat tarihçisiyim. Şu an Altınbaş Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu benim akademik kimliğim. Bir diğer yandan da yaklaşık 2008 yılından beri üyesi bulunduğum Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği Türkiye Şubesi'nin günümüzde dönem başkanlığını yürütmekteyim. AICA kısaltmasıyla, yani International Association of Art Critics, AICA kısaltmasıyla genelde tanınan meslek birliğimiz çok eski bir birlik. 1952 yılı kuruluşu. O zamanlar Sir Herbert Read gibi, Venturi gibi önemli sanat eleştirmenlerinin, sanat yazarlarının kurdukları bir dernek. 1953 yılında da hemen ülkemizde bir şubesi kuruluyor ki siyasal liderlerimizden Bülent Ecevit gazeteci olduğu dönemde ve sanat yazarı olduğu dönemde bu derneğin Türkiye Şubesi'nin kurulmasına öncülük ediyor. Bir sanat yazarı değil mi? Sanat tarihi içinden baktığımız zaman biz 40 yıllık konuşacağız. 30 yıl için 10'ar yıllık bölümler halinde yapılan, sizin de emeğiniz olan, imzanız olan bir özel durumdan çıkacağız. Ama Bülent Ecevit'i siyasiler içinde sanatla ilgili insan olarak analım, konuşalım. Tabii ki. Böylece de anmış olalım. Tabii çok değerli yazıları var dönem için. Hala arşivlerde dönüp baktığımız, o dönemki yorumlarına baktığımız, o haiku şiirleriyle anımsadığımız biçimiyle. Sonra meslek birliğimiz dönem dönem işte Türkiye'nin çalkantılı siyasal durumlarını hepimizin malumu. Bazen ilgisizlikten, çünkü örgütlenmek çok zor bir şey çünkü ülkemizde yer yer. Bazen darbelerden dolayı kendini fesihler sürecinde çeşitli periyotlarda meslek birliğimiz bazen uykuya yatıyor, bazen tekrar ayağa kalkıyor. 2003 yılında Beral Madra öncülüğünde, önemli küratör, sanat eleştirmeni, sanat yazarı, Beral Madra öncülüğünde işte Cem Erciyes, Ahu Antmen, Esra Ali Çavuşoğlu, Evrim Altu, Evrim Altu, Ali Akay gibi önemli akademisyenler, basın muhabirleri, sanat muhabirleri, kültür emekçileri diye ben kabaca gruplandırayım. Anmadığım çok isim de vardır, aflarına sığınıyorum. Onların öncülüğünde dernek tekrar ayağa kaldırılıyor ve o zamandan beri fiili olarak dernek devam ediyor. Bugün uluslararası olarak AICA'nın yaklaşık 65 ülkede ulusal şubesi var. Toplamda 95 ülkeden yaklaşık 5000'in üzerinde uluslararası olarak sanat eleştirmenlerinin bir arada bulunduğu bir uluslararası organizasyon. Ve bazı ülkelerde ulusal şubeleri olmuyor, yeterli çoğunluk olmuyor. Ekonomik ya da siyasal problemlerden dolayı meslek birliğine Heimatlos olarak da üye olabiliyorsunuz. Yani vatansız olarak da AICA meslek birliğine üye olabiliyorsunuz. Meslek birliğimizin bu noktada belli başlı temel misyonları var. Bunlardan bir tanesi sanat eleştirmenliğinin promote edilmesi, yükseltilmesi, değer görmesi, itibar görmesi konusunda çalışmalarda bulunmak. Meslek profesyonellerinin sıkıntılarını, maddi ve manevi anlamda sıkıntılarını gündeme getirmek, görünür kılmak, buna dair gündem yaratmak ve destekçisi olmak ve en temel misyonlarımızdan biri ifade özgürlüğü ve sansür konularında, zaten bu konuyla ilgili tamamen apayrı bir üyelik grubumuz var, çalışma grubu var açıkçası. Tüm bunlarla birlikte AICA'nın misyonunu ve vizyonunu da biraz olsun tarifleyebilirim. Sizin dernek için söylediğiniz bellek olarak ele aldığımızda, Ulusal Galerimizin Devlet Resim Heykel Müzesi'nin kapalı olduğu tarihlerle neredeyse örtüşen bir şey var. Yakın tarih, 37'den günümüze kapalılık kalış ve onarım tarihiyle geçiyor. Dernek de 52'den uluslararası kuruluş 53.
2020 arasında çok az zaman içinde. Burada eleştiri ve sözü bir kenarda tutarak kendimizden baktığımız zaman 53'ten günümüze sanat tarihi, eleştirmenler tarihini sizin ayrı bir programda alalım ve konuşalım. Burada yapılan çağdaş sanat nasıl oluyor, yani 80'den günümüze bu kitap özelinde baktığımızda bu kitabın oluşumunu da konuşmak istiyorum. Sizin bakışınızı ve çoklukla söylenen yeni bir sanat tarihi yazılmalı da siz ne düşünüyorsunuz sanat eleştirmeni, sanat tarihçi olarak siz bunu almak istiyorum. Buradan gidelim istiyorum. Programın süresini dikkate alarak bir programda bitiremeyeceğimizi bilerek. Evet, tabii sanat dediğimiz olgu uçsuz bucaksız bir olgu. Bunun farkında olarak kendime işaret ederek o zaman devam edeyim. 2011 Aralık ve 2012 Ocak ayına denk gelecek şekilde programlanan bir konferanslar dizisinin kitabı elinizde tuttuğunuz. Kitabın ismi, evet, kitabın ismi bugün Arter Yayınlar Direktörü de olan önemli yazar, önemli teorisyen Süreyya Evren'in konuşması esnasında dile getirdiği bir sözden Corpus Editorias'ının spota taşıdığı bir başlık. Evet, çağdaş sanat nasıl oluyor yani? Biraz böyle kendi ironisini de taşıyan şekilde o konferanslar dizisinin alt başlığı tanıklıklar, görsel tanıklıklar ve dönem üzerineydi. Alt başlık olarak öyle geçiyor. Evet, evet. Orada da o dönem ben dernek üyesiydim. İlgili dönemde 2011-2010 yılında şu an Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde akademisyenliğine devam eden Sayın Osman Erdem, Çelenk Bafra eski İstanbul Modern Müzesi Müdürü Küratörü'ydü, şimdi Saha Derneği'nin direktörü, Burcu Pelvanoğlu, Evrim Altuğ gibi isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir konferans programıydı. Burada da amaçlanan aslında yakın dönem Türkiye sanatı tarihini, çağdaş sanat tarihini 10'ar yıllık dilimler halinde bölerek mümkün olduğunca burada çok sesli bir şekilde onlarca konuşmacının ve sanat profesyonelleri diye tarif edebileceğim figürlerin konuşmalarını içermekteydi. Çok önemli, yeni sanat tarihi aynı zamanda Jonathan Harris'in de önemli bir kitabı aslında. Yeni bir sanat tarihi yazılmalı mı? Kuşkusuz. Yeni, bağımsız, özgür bir sanat tarihi yazımına şiddetle ihtiyacımız var elbette. Bu kitap belki bununla ilgili en azından söze dayalı olarak bir sözlü tarihin yazılıya dökülmesi olarak bir giriş, bir introduction, bir giriş adımı olarak düşünülebilir. Önemli bir adım. Evet, yani kitabın içerisinde şöyle, yani bizde genelde pek kültürümüzde olan bir şey değil, yurt dışındaki yayınlarda çok fazla vardır. Röportajlar, röportajların transkriptinin yapılması, deşifre edilmesi ve yayınlanması, öznenin birebir ağzından çıkan sözcüklerin tabii ki editlendikten sonra yayınlanması. Elinizde tuttuğunuz kitapta önemli sanatçılar, Yusuf Taktak'tan Bedri Baykam'a, Gülsün Kara Mustafa'dan günümüzün uluslararası sanatçılarına, bir yandan Beral Madra gibi önemli küratörlerden günümüzün küratörlerine, onun dışında koleksiyoncular, sanat ekonomistleri, işte Aylin Seçkin gibi sanat ekonomistleri, yakın dönem küratörler, naçizane ben vardım içinde meslektaşlarım vardı, onun dışında genç sanatçılar, nispeten bir önceki kuşaklara göre tarif ediyorum, gibi ve yayıncılar. Yani dergi editörleri, sanat dergilerinin editörleri, yayın müdürleri vesaire. Böyle olunca elinizde onlarca figürün bu dönemleri tariflemeye çalıştığı bir noktayla karşılaşıyorsunuz. Kitap şöyle oluşmuştu. Her bir AYKA üyesi bir panel önerdi. Bu kabul edildikten sonra kendi konuşmacılarını seçti. Her biri de o panelin moderatörü oldu ve böylece her bir oturumda çok çeşitli konular masaya yatırıldı. Ve dinleyiciler oldu, sorular soruldu, üzerinde konuşuldu. 3 dönem halinde 80'ler, 90'lar ve 2000'ler, 2013'e kadar, 2003'e... 13'ün başında. 13'ün başına kadar gelen. 2020'ye yaklaştık. Yani 40 yıllık bir tarih olmuş oluyor. Burada sizin bu dönemleri ana başlıklarla bu süre içinde izleyici kitabı incelemesi için önerirken, duyururken ilgililere açıklamanızı, açmanızı isteyeceğim. Çoğuna katıldınız ve eseri incelediniz, evet, okudunuz. Ne dersiniz? 80'leri ele aldığımızda ne diyor Fırat Arapoğlu? Şimdi tabii ki
ilgili bir dönemin, herhangi bir sanat tarihinin o uçsuz bucaksız tarihi içerisinde bir ilgili dönemin siyasal, kültürel ve ekonomik background'u olmadan sanatı onun üzerine yerleştiremiyoruz tabii ki. Hani materyalist bakış açımızı kaybetmeden. Tabii ki 80'ler dediğimizde, şimdi elimize aldığımız kitaba baktığımızda dönemin önemli sanatçıları. Hala da günümüzde üretmeye devam ediyorlar. Yusuf Taktak, Beral Madra, Bedri Baykam, Gülsüm Kara Mustafa, onlar bize mesela 80'ler dönemini anlatıyorlar. Nedir? Darbe sonrası ortaya çıkan süreç, 12 Eylül darbesinden sonra 1983'le birlikte bu yavaş yavaş o liberal, neoliberal politikalara geçiş, özalizmin başlangıcı, daha sonra yeni yeni ortaya tekrar o derneklerin feshi sonrasında tekrar bir örgütlenme hareketlerinin ortaya çıkışı, tam da bu noktada yeni yeni kurumlaşmaya başlayan, tabii ki günümüzdeki gibi değil ama kurumsallaşmaya başlayan işte banka galerileri, buralarda görünür olan sanatçılar, akademinin tekrar dizayn edilmesi gibi birçok konuyu görebilirsiniz. Arkasından da kronolojik olarak tabii ki 90'lar sürecine geçiyoruz. 90'lar süreci, kitabı da incelerken zaten okuyucular rahatlıkla göreceklerdir. 90'larla birlikte bu sefer klasik sanat formlarının dışında, yani resim, heykel gibi klasik formların dışında video, fotoğraf, enstalasyon gibi çağdaş sanata ait olduğunu sanat tarihi üzerinden söyleyebileceğimiz formların ve alternatif sergilerin açılmaya başladığını görüyoruz. Bu sergiler genelde kurumsallaşmış sanat galerilerinde değil, alternatif mekanlarda açılmaya başlanıyor. Bugün bu mekanların çoğu yok. Taksim sanat sahnesi gibi, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki orada performans sanatının örneklerinin sunulması gibi. İşte bu kitapta, elinize aldığınız kitapta İnsel İnal gibi, ki o da Profesör İnsel İnal, bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nde o dönemin gençleri olarak diyebileceğimiz isimlerin alternatif etkinlikler yaptığını görüyorsunuz. 90'lara dair bir başlık daha. Örneğin değerli Profesör Hüsamettin Koçan'ın döneminde Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin başkanı olarak düzenlenmesine öncü olduğu genç etkinlik sergileri 1995-1998 yılları arasında düzenleniyor. Ve bugün sanat, sinema ve tiyatro alanındaki birçok ismin o dönemki genç yaşlarında görünür olduklarını görüyoruz. Hüsamettin Koçan kitapta kendisiyle ilgili bölümde bundan uzun uzun bahseder. Örneğin kimler bu sergilerde yer aldı? Nuri Bilge Ceylan, Mustafa Altıoklar, Nejat İşler gibi birçok isim kendi branşlarında, kendi alanlarında ilk görünür oldukları etkinliklerdi. Böyle kıymetli bilgileri izleyerek 2000'li yıllara ve 2000'li yılların ortamına dahil olacaklar. Çok uzun süre geçti, kitabın deşifresi biraz vakit aldı. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapıyorsunuz bunu, hiçbir ücret beklemeden. Editörümüz Nilgün Yüksel defalarca kitabı okudu, bir daha bir daha. Tekrar proofreadingler, tekrar kontrol okumaları yaptık birlikte. Ekrem Kahraman ve Korpus Yayınları bu konuda öncü oldu. Ve kitabı biraz uzun bir süre sonra bu yıl itibariyle yayınlamış olduk. Ama kitabı okurken tabii dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Gezi Parkı direnişi yaşanmamıştı. Birçok olay yaşanmamıştı günümüzdeki olanlar. Ne bileyim, aktüel iktidarın farklı bir noktaya geldiği bir süreç başlamamıştı gibi gibi birçok parametreyi de akılda tutacağız. Belki tekrar bunu güncellemek lazım. Sansür sözcüğü geçti. Günümüzde sansüre karşı mücadele kadar dikkat edilmesi gereken çoklu bilginin, anlayışın dağıtması, ne olduğunu, kavramların karışması. Bununla ilgili Fırat Araboğlu'nun bugünden bir bakışı var mı? Yani 40 yılı değerlendirirken güncellemek gerekir dediği noktada böyle bir şeydi. Yani o günlerde tartışılan da, örneğin görüyoruz, bugün İstanbul Modern'in sorumlu kişisi Levent Çalıkoğlu, en büyük mesele olarak o tarihte tartışılan ikisinin arasına duvar konmasını koyuyor. Bilinenler ile enstalasyon arasında. Bugün artık onlar daha da aşıldı. Çok başka yerlere geldi vesaire. Fakat sanat tarihinin yazımında dünde kaldı cancağızım dememek gereken bir tarih de var. Sanat tarihi yazımına Fırat Araboğlu nasıl bakar bugünden baktığımız zaman? Şöyle diyebilirim, evet. Milli Demokratik Devrim sonrası işte Türkiye
aydınlanma süreci diyelim. Bu süreç içerisinde bir romantizm dönemi ve bir tür konstrüktivist dönem yaşadık biz. Ve biraz belki de benim bakış açımdan, benim perspektifimden kronolojik olarak biraz da bu zamanı uzun yaşadık. Ta ki daha sonra 1960'lardaki işte akademide başlayan işte figüratifçiler ve soyutçular tartışmasını yaşadık. Derken işte 1980 darbesi sonrasına geliyoruz. Bu konularda Ahmet Oktay'ın yazıları çok kıymetli zaten bizler için. Ve 1990'lara geldiğimizde bir tür evet Levent Çalıkoğlu'nun daha önce defaatle başka yayınlarda da bahsettiği, söyleşilerinde söylediği bir pentürcüler ve enstalasyoncular ayrımı vardı. Fakat bahsettiğiniz gibi evet günümüzde bunu biraz daha kırmaya başladık. Çünkü birincisi İstanbul Bienali'nin etkisi çok büyük oldu sanat ortamında. Artık biz farklı sanat formlarına bakmaya izleyici olarak da üreten sanatçılarda aşina olmaya başladık. İkincisi bu genç etkinlik sergileri bahsettiğim gibi birçok ismin görünür olmasını sağladı. Üçüncüsü müze sayınız arttı. Tabii ki arzu edilen sayıda ve etkide midir bilmiyorum ama işte en son Arter'in de açılmasıyla birlikte işte İstanbul Modern ki açılış tarihi Aralık 2004'tü. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde olduğumuz bir süreçteydi. İşte arkasından Pera Müzesi, Atlı Köşk'ün Sabancı Müzesi olarak dizayn edilmesi, Arter, Pera derken biz aktüel sanat sergilerine ve aktüel sanat formlarına aşina olmaya başladık. Ama bunu yaparken de 1990 sonrasında bıçak gibi bazı teorisyenlerin, bazı kuramcıların, ki bu genelde küratörlerden geliyor, hani sanki evet 90'dan itibaren bir çağdaş sanat var ama öncesi yok gibi bir bakış açısına sahip olduklarını görüyoruz. Halbuki bugün Arter'e gidip aktüel sergilerden birine baktığınızda Altan Gürman'ı görüyorsunuz. Ve daha birçok değerli isim sayabiliriz bunların yanında. Ben bu tarz indirgeyici, dönemleştirici bir faşizan bakışın çok zararlı olduğunu düşünüyorum kendi adıma baktığınızda. Yani Jacques İhmalyan sergisi açıldı yakınlarda Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ve benim için gerçekten bazen çok ızdırap verici oluyor. Yani kuşakların bunu bilmemesi, Jacques İhmalyan gibi önemli dönem TKP'sinin üyesi olan önemli ressamlardan biri. Keza arkasından Balaban'ı kaybettik. Balaban'ı cenaze töreninde ben Jacques İhmalyan sergisini gezme şansı buldum. Muhtemelen eğer o olay Balaban'ın cenaze töreni olmasaydı görmemiş olacaktım. Günlük telaşın içinde. O kadar önemli bir vurgu yaptınız ki dönüp baktığımızda değil mi kendi tarihinden, kültür tarihinden, ekonomik tarihten tarihsel bakış ile kopmadan bakarak çağdaşı koymak lazım. Çağ dediğimiz nedir? Çağdaş dediğimiz ondan türeyen bir şey değil mi? Tabii ki. Güncele kadar indirilen başka bir yeni bir kavga mı var? Ne der buna Fırat Araboğlu? Ya tabii ki şimdi şöyle bir şey var. İdeolojik olarak Türkiye çağdaşlaşmasını ya da Türkiye'nin çağdaşlaşmasını bir tür ideolojik karşı kutup olarak görerek onu da anlayabiliyorum. Çünkü yeni bir fikir geliştirmeniz için karşıya bir negatif koyarsınız ve diyalektik düşünceyi beslemeye çalışırsınız. Ama belli ideolojik çerçevelerin yani neoliberal kesim tabii bahsettiğim bir tür Türkiye sanat tarihinin bu yönünü yok sayarak ya da ki aslında sözde yok saymak diyebilirim buna yoksa bizler biliyoruz. Daha da anlatmamız gerekir belki de. Agop Arpatlar, Jacques İhmalyanlar, İhmalyan'ın kardeşi ki birçok kitapları, birçok çocuk kitaplarını borçluyuz. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile olan yakın ilişkisi, 1935'e kadar gelen kesintisiz süreç, bizler Abidin Dinoları, Neyire Neyirleri, Muhsin Ertuğrulları gönderdik oraya. Oradan buraya birçok pedagojik formasyon kitabımızı aldık. Meyerhold, onunla birlikteydi Muhsin Ertuğrul oradayken gibi bu çok sanat tarihinde görmezden gelinen, hatta bir bilgi daha vereyim. İzleyiciler elbette ki bileceklerdir. Hatırlatmış olayım. Bu ülkenin bir sosyalist partisinin lideri ressamdı Namık İsmail. Türkiye İşçi ve Sosyalist Fırkası'nın başındaydı. 1928'e baktığınızda yazıları var. Yani bunu sadece dediğim gibi ideolojik açıdan da tariflemiyorum. Söylediğim şey Türkiye'de sanat tarihinin belli kendine özgü, bu coğrafyanın koşullarına özgü bir tarihi var. Bunu güncelin o tarihi yatsıyan, zamanı yatsıyan bakış açısıyla yok edemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. İyisiyle kötüsüyle, ahlaki yargı olarak bunlarla yüzleşmek, bunları görünür kılmak sanat tarihinin ivedi görevlerinden biri. Burada
30 yılı değerlendirirken, ki bugün 40 yıl diyoruz, 40 yılı değerlendirdiğimizde çok sayıda evet sorumluluğum var, yazacağım, biriktirdim, notlayacağım, yazacağım diyen insan var. Sizin de sorumluluğunuz içinde değil mi bu birikiminizle, ki dinamik bir bakışla yönetiyorsunuz, yazıyorsunuz. Yeniden tarihi yazarken söylediğiniz tarihsellik içinde bakarak yazıyorsunuz değil mi? Evet. Hatta yani bu notlarımı toplamaya başladım. Kendi tez çalışmalarımı kitaplaştırmayı arzu ediyorum. Bunlara da bir vakit bulacağız. Umarım Halil İnalcık Hoca gibi daha da çok beklemeden biraz olsun bunları paylaşma şansım ve enerjim olur. Jacques İhmalyan'dan çok konuştuk ki ben çok önemli olduğunu düşünüyorum o serginin. Hani hususi olarak oraya gittim, Jacques İhmalyan sergisini gezdim ve bunu ben Sol Portal sitesine taşıdım bir haber olarak. Daha da bunların sık yapılması lazım. Daha böyle popüler olanın, bu pop kültürün de çok büyük bir açmaza soktuğunu düşünüyorum ben çağdaş sanatı. O çok süslü fuarlar, o çok cicili bicili sergiler. Bunlar olacaktır, bunu yadsımıyorum. Elbette ki olacak. Yani sanat da neticede bir ekonominin önemli parçalarından biri, önemli motorlarından biri. Bunu yadsımam. Lakin sanat eleştirmeninin bir rolü daha var. Bunu da Walter Benjamin'den hatırlayalım. Sanat eleştirmeni bir taktik insanıdır der. Görünür olmayanı görünür kılmak, toplumda görünmeyenin o sanatın içindeki çelişkileri ortaya çıkarıp görünür kılan, toplumsal sınıf savaşımını görünür kılan bir taktik adamıdır, bir taktik insanıdır der Walter Benjamin. Bunu da unutmamak gerekir. Unutmamak gerekir. Çok sıklıkla saysak belki yüzü bulacak, geçecek. Tanıklık geçiyor. Tanıklık hangi bakışta tanık? Gördüğünüz gerçeği, hakikati ne kadar yansıtıyor? Hangi bakışta, nereden bakıyorsunuz? Öyle ya, işin ekonomi politiğini bilmiyorsanız, işin tarihsel gelişini, bir cümle olarak Milli Demokratik Devrim dediniz. Öyle bir olguyu, Türk Devrimi'ni bilmiyorsanız, modernleşmeyi Türkiye'de nasıl açıklayacaksınız? Bugünü sanat olarak nasıl adlandıracaksınız? Hepsi birbirini açan, besleyen şeyler ve karşı karşıya gelmek durumunda kalınıyor. Buradan baktığımızda tanıklıklar dediğimizde sanki o tarihte yoktu. O tarihte 80'lerde Türkiye'de neler yaşanıyordu? 70'lerde neler yaşanıyordu? 50'lerde neler yaşanıyordu? Değil mi? 20'lerde neler yaşanıyordu? Yani Siyah'ın sanata müdahalesiyle dünya sanatına müdahale edildiğinde Türkiye'de neler yaşandı? Bunların sanat tarihi içinde konuşulması gerekir. Çok fazlaca göremediğim için eleştirel bir biçimde koydum bunu. Neler Fırat Arapoğlu? Yer yer tabii ki değinenler var. Ya tabii ki şu da var. Sanata bakış açınızda veyahut da sanata bakış açısında bir insanın elbette ki sanata bakmak sadece nesnel bir bakıştan fark etmiyoruz. Kişinin dünya görüşü ve ideolojisi de devreye giriyor. Bundan dolayı da 1980 sonrası bu özelleştirme politikaları, özalizm sürecine onun için vurgu yaptım. Ağır bir neokon siyaset ve 90'larla birlikte de sanatın adım adım, ilk başta bebek adımlarıyla ama daha sonra 90'ların sonuna doğru kurumsallaşmaya başladığı bir süreç var. Yani korporatif hale gelen bir sanattan bahsediyoruz. Ve bu daha sonra bugün Türkiye'nin en büyük açmazlarından biri devletin sanata destek vermemesi. Görsel sanatlar özelinde hele hele daha da fazla bunun acısını hissediyorsunuz. Ve özel sermayeyi bıraktığınızda bu sefer sermayenin bir girişimi haline geliyor. Geçmişe dayalı, yani 1920'ler 30'lar tabii kitabın konusu değil ama yer yer referans veren pasajlar var, belki yeterli değil. Lakin çok haklısınız, yani 20'ler 30'lar 40'lar 50'ler bahsettiğiniz gibi New York'un modern sanatı nasıl çalması, 2. Dünya Savaşı sonrası, bununla ilgili çeviri kitaplar ve bununla ilgili nispeten özgün telif kitaplar basıldı Türkiye'de. Belki bunları daha çok görünür kılmak gerekli diye düşünüyorum. Çok çok haklısınız. Yani sanat tarihçinin ve sanat eleştirmeninin bir misyonu da aslında budur zaten. Yani dönemi bir özetlemek. Sıkıntılardan biri de galiba şu. Bunu da aynı zamanda sanat tarihi biliminin de
Türkiye'deki sanat yazısının diyeyim daha doğrusu Türkiye'deki açmazlarından biri bağımsız yayınların eksikliği. Yani çünkü Türkiye'de çıkan sanat dergileri müzayede şirketleri ve galeriler tarafından çıkarıldıkça ya da basılan kitaplar o büyük edisyon kitaplar çeşitli bankaların ya da çeşitli holdinglerin bünyesinde basıldıkça bir kurumsal tarih, bir kurumsal sanat tarihi yazılıyor. Belki umarım enerjim yeter. Yetmezse bir sonraki kuşaklara da devredebiliriz. Eninde sonunda tarihin gerekliliği yasası üzerinden olacaktır zaten. Bağımsız yayınların çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Size sanatçılar eleştirmen oldular. Sanatçılar kendi sergilerini düzenleyen oldular. Sergi komiseri oldular. Sanatçılar alım satımda pazarlık etmek zorunda kaldılar vesaire filan. Bunlar çok üzdü onları yıllar içinde geçmişti. Ama 2020 ve ilk çeyreğini yüzyılın bitireceğiz. Birikimiyle Fırat Araboğlu'na çok şey düşüyor. Akademisyen ve vizyoner bakışıyla çok şey düşüyor. Sanat tarihi tartışmalarına en az birkaç kere daha yapalım, boyutlandıralım ve sizin birikiminize çok güzel tartışılacak, değerlendirilecek eserler çıkacağını umuyorum, bekliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle bu. Kaya abiyle, Kaya Özsezgin'le sohbetlerimiz olurdu. Kaya abi, eğer tarih bilgisi, bilinci yoksa nasıl sanat tarihiyle ilgilenebilir diye sorardım. Haklısın Zafer derdi. Yani biraz önce söylediğim gibi eğer dünyayı değerlendirebilecek ekonomi politik temel bakışı yoksa, ekonomist olması gerekmiyor ama yoksa nasıl değerlendirilecek o büyük bienalleri, büyük bankaların sanatın içine girişini? Citibank büyük alım satım işinde değil mi? Bildiğim kadarıyla evet. Evet. Yani şimdi şöyle Kaya Bey'i de anmış olalım böylece. Sanat tarihi yazınına kendi perspektifinden kıymetli katkıları var. Önemli eserler bıraktı arkasında. Kendi o biçimci formalist yaklaşımıyla kendi kuramsal teorisinin hep arkasında oldu. Böylece de anmış olalım. Şimdi elbette ekonomi bilmenize gerek yok. Bilseniz iyi olur. Şimdi Türkçe'ye kitabı çevrilen İngiliz solunun önemli sanat tarihçilerinden biri var, Julian Stalabras. Onun lisansı ekonomidir aslında. Sonra yüksek lisans ve doktorası sanat tarihidir. Bazen çok kıskanırım Julian'ı. Tanışma şansım da oldu. Hatta iki kere İstanbul'a getirdim ve davet ettim ve söyleşiler yaptık. Bir tanesini TÜYAP'ta gerçekleştirmiştik. Tabii avantajımız olurdu. Ama olmasa dahi ilgili dönemin kültürel, siyasal ve ekonomik background'unu bilmeden sanat dediğimiz olguyu, art world dediğimiz, sanat dünyası dediğimiz olguyu masaya yatıramayız. Eksik kalır ve yorumlayamayız da zaten. O zaman gerçekten sadece sanat eserlerine biçimci bir biçimde bakıp yorumlamak gibi bir şansımız olabilir. Bu noktada Kaya Bey'in de dikkat çektiği şey çok önemli. Yani sanat yapıtları ancak bu şekilde anlaşılabilir. Sanat dediğimiz faaliyeti de ancak böyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Nobel ödüllü Konstans Gölü'nden atla geçiş öyküsünün yazarı Peter Handke linç ediliyor şimdi. Yugoslavya'nın parçalanışında doğru hattı savunduğu için, Yugoslavya'nın birliğini savunduğu için bunu eleştirenler duygusal başka yerlerden bakabiliyorlar masum biçimde ama yanlışa düşüyorlar. Onurlu bir yazar Peter Handke. Ben Nobel'le ilgili yargım benim hep bellidir. Yani Nazım Hikmet'i görmeyen bir Nobel oluşumunu benim çok kabul etmem çok olası değil. Bizim elimizde bazı güçlü kaynaklar var ve yıllar önce çevrildi. Kaynak yayınlarından Nikos Hacınikolaou'nun Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi çevrildi. Yıllar önce. Kara Athena'lar çevrildi. Bizim elimizde belli başlı kaynaklar var ve üzerine çok çeviri yapıldı. İngiliz yeni sonu John Berger'in hemen hemen tüm kitapları çevrildi. Julian Stalabras var, Jonathan Harris var. Bunun yanında daha birçok ismi. Janet Wolf var, feminist Marksist sanat tarihçisi. Onun da sanatın toplumsal üretimi kitabı çevrildi 2005 yılında. Biraz geç çevrildi ama çevrildi. Yani artık öğrenciler için bir nostalji yapmıyorum kesinlikle ama benim lisansımda edinemediğim zar zor İngilizce okumaya çalıştığım, lisans öğrencisiniz o kadar aktif de olmayabiliyorsunuz bazen, kitaplar da çevrilmeye başlandı. Elimizde bir külliyat var. Biraz kafamızı kaldırsak, biraz o ortadan geçen o reklam imajlarından ve popüler imajlardan başımızı kaldırırsak bir entelektüel şeyimiz var, kuvvetimiz var. Bunun üzerinden hareket etmek lazım. Öbür konuda da çok haklısınız. Yani
İnsanlar belli bir yerlerde ideolojik olarak durabilirler. Bu ancak fikir savaşımıyla yapabileceğiniz bir mücadeledir. Lakin bu ortaya çıkan linç kültürü daha önce de başımıza geldi. Yani birilerini sevmediğiniz zaman bilmem neci olmakla itham ediliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya edebiyat tartışalım, sanat tartışalım, ama hayır. Aksi halde siz hemen ötekileştiriliyorsunuz. Bu linç kültürü maalesef hızlıca kültürel hayatımızdan çıkarmamız gereken, savaşmamız gereken bir şey. Fuarlar, Bienal, Contemporary, İstanbul. Bugün İstanbul sanatın ağırlıkla yaşandığı kent. Nedir durum, nasıl bakıyor Fırat Arapoğlu? Şimdi evet, siz tariflerken aynı zamanda bu trajikle bir tariflendirme. Evet, Türkiye Çağdaş Sanatı dediğimizde İstanbul Çağdaş Sanatı diyoruz. Hatta İstanbul Çağdaş Sanatı demek bile zorlaşıyor. Beyoğlu Çağdaş Sanatı diyebiliriz. Çünkü ana arterlere sanat inanılmaz sıkışmış durumda. 1980'lere ve 90'lara baktığınızda öyle ya da böyle Anadolu yakasında, Bakırköy'de, sahil yolu üzerinde, Nişantaşı'nda ve çeşitli semtlerde galerilerin olduğunu görüyoruz. Bugün ise Karaköy hattında, İstiklal Caddesi hattında ve Şişhane hattında sıkışmış bir sanat ortamımız var. Beşiktaş'ta bile olan galeriler kapanıp, Çukurcuma'da olan galeriler ya da Tophane'de olan galerilerin yukarıya doğru çekildikleri bir görece steril ortam karşımızda. Galerilerin maalesef bu son dönemde ekonomik resesyonla arka arkaya kapandıklarını görmeye başladık. Bu da büyük bir problemdi. 2010'ların başında bu Avrupa Kültür Başkenti olması İstanbul hasebiyle görece, sadece o değil, görece İstanbul'un bir tür cazibe merkezi haline gelmeye başladığını görür gibiydik. Hoş, bu bir yanılsamaydı. Fakat bu yanılsamayı siz dile getirseniz de ortadaki o iyimserlik havası hakimdi. Keşke öyle kalsaydı. Ama kalma ihtimali de yoktu hemen hemen. Ve hemen arkasından o ekonomik resesyonun ortaya çıkışıyla birlikte galerilerin kapandığına şahit olduk. Şu an baktığımda biraz karamsar bir tablo çizeceğim. Yani dediğim gibi her şeyden önce bu ekonomik resesyonun üstesinden gelmek gerekiyor. Bu çünkü daralma direkt olarak doğrudan genç sanatçıları da etkiliyor. Yani genç sanatçıların büyük projeleri soyunamadıklarını, büyük boyutlu eserlerle uğraşamadıklarını görüyoruz. Sanatçılar atölyelerini kapatmaya başladılar. Mecburen ev atölye şeklinde çalışmak zorunda kaldılar. Böyle bir pesimist tablo çizebilirim. Umarım bu yakın dönemde düzelir. Bir diğer yandan evet, fuar sayımız bu süreç içerisinde 2'ydi. Art International fuarı açılmıştı bir de Haliç Kongre Merkezi'nde. Fakat o da birkaç kez düzenledikten sonra 2016 Ankara katliamı sürecinde Türkiye'deki siyasal ortamı bahane ederek ayrıldı ki arkasında bence ekonomik nedenler de vardı. Tek fuar kaldı, Contemporary İstanbul Fuarı. Çok fuar takipçisi değilim ama hani onların paylaştıkları rakamlara inanırsak her şey güzel gibi gözüküyor ama en son Contemporary İstanbul Fuarı'nın yönetim kurulu başkanının yabancı basın mensuplarına gönderdiği mektup deşifre oldu. Bu da aynı zamanda fuarın bence hatalı girişimlerinden biriydi. Neydi o? Contemporary İstanbul Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı'nın yabancı basın mensuplarına gönderdiği süreçte Türkiye'nin Suriye'yi işgalinin işte aslında bir terörle mücadele olduğu, bundan Türkiye ekonomisinin etkilenmeyeceği ve Contemporary İstanbul Fuarı'nın böyle devam edeceği şeklinde bir ideolojik ve ekonomik bir gerekçelendirmeydi. Bir fuar yönetim kurulu başkanının bu toplara girmesine gerek yok. Yani bu zaten büyük de bir hatadır zaten böyle bir şey. Kendisi daha sonra bir de özür mektubu yayınladı ama iş işten geçmişti artık. Böyle bir durumdan vazife çıkarmak gibi bir süreç yaşandı. Bir diğer yandan evet, Biennaller, İstanbul Biennali bir şekilde devam ediyor. 16.sı düzenlendi bu yıl. Önemli bir temaya değindiler. Nicola Borio önemli bir sanat teorisyeni, sanat kuramcısı. Yenilerde bir kitabı daha çevrildi, Radiant'ı. Daha önce de zaten post prodüksiyon ve ilişkisel estetik kitapları çevrilmişti. Biennale yine etkili bir şekilde yapıldı. Sadece o Biennale'de tek sıkıntı aslında Nicola Borio Haliç Tersanesi'nde Biennale'in ana mekanını düzenlemeye çalışırken asbest oranı yüksek çıktığı için asbest ölçümlerinde Biennale, o konuşmamızın girişinde başlattığınız gibi bizim Müstakbel Resim Heykel Müzesi'nin
binasına alındı. Belki orada küratörün arzu ettiği etkiyi alamadığı bir forma dönüştü. Bizim belki de gelecek yıl için bekleyeceğimiz en önemli olgulardan biri Resim Heykel Müzesi'nin, Ulusal Resim Heykel Müzesi'nin açılması. Türkiye'deki sanat tarihi yazımının ve Türkiye'deki sanat tarihi belleğinin en önemli eksiklerinden biri. Çünkü bugün Sofya'ya da gitseniz, Atina'ya da gitseniz, en yakın komşularımızdan bahsediyorum. Öyle ya da böyle güç